إبراهيم الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. Rabbim Teala Kur'an-ı Kerim'de her nefis muhakkak bir gün ölümü tadacaktır ve siz yine onu döndürebilirsiniz buyurmuş. İşte ayet-i kerimede sonra merhume değerli sanım bu dünyadaki zamanını vaktini tamamladı. Ailelerini göç eyledi. İnşallah bizler de yakınları olarak onların iyiliklerine, güzelliklerine şahit edeceğiz. Güzellikle bu dünyadan onu uğurlayacağız. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Varsa taksiratlarını affeylesin. Amin. Geride kalan ailelerine, kederli ailelerine sabır, cemil, ecru, cezir, hayırlı, uzun ömürler nasip ve müesser eylesin. Amin. Hayat insanım için, ahiret için, komşuluk haklarımız, eş, dost, akraba haklarımız vardır. Bu hakların varsa helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah razı olsun. Bizlerden yana da helal olsun inşallah. Rabbim sizlerden de razı olsun. Cenaze namazını kısa bir şey anlatalım. Ondan sonra namazımıza duralım inşallah. Bilindiği üzere namazımızı niyet ettim Allah rızası için namaza, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet ederek Allahu Ekber diye imama uyuyoruz. Subhaneke'yi ve celle senâ'ık ile beraber okuyoruz. İkinci tekbirimizde Allahümme salli ve barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirimizde bilenler cenaze duasını, bilmeyenler Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbirimizi aldığımız zaman da sağ ve sola selamlarımız vererek namazımızı tamamlayacağız inşallah. Rabbim şimdiden kabul eylesin. Buyurun. Niye dedin Allah rızası için namaza? Resulullah için salavata, meyyite için duaya, buyurun hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Aleyküm ve rahmetullah. Ruhu için El Fatiha.